Herkese merhaba. Biraz azalan sayımızla beraber birlikteyiz. Güzel bir etkinlik. Nice Media'ya teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır mod tasarım olarak sponsorluğunu da yaptığımız güzel bir etkinlik. Biz aslında burada genel olarak müşterilerin deneyimlerini konuşurken iç müşteri olan çalışanların deneyimlerinde nerede olduğumuzu anlatmaya geldik. Yani çalışanlarımız, insan kaynağındaki bütün personellerimizin aslında yeni trendde nelere sahip olması gerektiğini biraz anlatmak isteyeceğim size. Yapı itibariyle mod tasarımı kısaca bir anlatayım. Biz yaklaşık olarak 21 yıllık bir firmayız. Yaklaşık olarak 250 bin kişinin çalıştığı ofisi tasarlayan, üretimini yapan ve onlar için ürün geliştiren bir yapıyı da ayaklandırdık. Birçok markamız var. Markalarla beraber yaptığımız etkilerimiz de var. Şimdi sabahki sunumda Zekeriya Bey vardı Eko'dan. Çok güzel deneyimlerinden bahsetti. Geçmişte bir deneyimi de bizimle şöyleydi. 2006-2007 yılında keşke sana ortak olsaydım. Herkesin çağrı merkezini ve herkesin hizmetini sen yapıyorsun. En azından bu sektörde çok daha hızlı büyürdüm demişti. O burada yok ama ben en azından kendisiyle ilgili anımı hatırlatmış olayım. Şimdi çalışma alanlarımızın genel olarak ne durumda olduğunu biraz konuşmak istiyoruz. Biz sektörün ilk 10 kişilik çağrı merkezi kurulumu nasıldı biliyoruz. Şu anki 4000, 5000, 8000, 15000 kişilik çağrı merkezlerinin hepsinde var olduk. Birçok bankada bu müşteri hizmetleriyle ilgili ne konu varsa hepsinde var olduk. Bu deneyimi biz sadece çağrı merkezi sektöründe olduğumuz için yaşamadık. Biz aynı zamanda ofis kavramları içerisinde de mimari hizmetin birçok unsurunu da buraya taşıdık. Şimdi peki çağrı merkezleri hep böyle bildiğimiz sırasal masalar mıdır? Bir çağrı merkezlerimizin veya müşteri hizmetleri masalarımızın bir düzenini düşünün. Outsource'u düşünün. Genel yapıyı düşünün. Artık sizce bu yapıdan biraz çıkmamız gerekmiyor mu? Hani eve geçtik ama bazı tehditlerimiz var tekrar dönmekle ilgili. Evde de ortamlarımız nasıl? Hangi konular biraz eksik? Onları biraz anlatacağım. Trend ne? Bunlar için neler önemli? Bunları anlatacağım size. Ekranda çok güzel bir görsel var değil mi? Şimdi müşteri hizmetleri temsilinden başlayan arkadaşların hayalindeki yapı galiba bu. Burada da biraz sırasallık var ama biraz oynatayım size. En önemli konu, mekanda gördüğünüz yapılar 3 aşağı 5 yukarı biraz daha sırasallıktan farklı. Masa düzeniniz var ama karşınızdakine sürekli bakmak zorunda olmadığınız seminer sandalyeleriniz de var. İsterseniz puflarınız da var, içinde oturabiliyorsunuz. Aslında biraz buraya evrildik. Bunlar yeni de değil, en güzel tarafı da o. Yaklaşık olarak pandemiye girmeden önce, 3 sene önce tasarladığımız yapılardı bunlar. Bunların içerisinde bazı yapıları zaten ayağa kaldırdık ve uygulamaya da başladık. En önemli konulardan bir tanesi de şu oldu. Mesela sırasal bir düzende masaları düz hattan ya acaba böyle pufların olduğu, acaba kanepelerin olduğu bir yapıya taşıyabilir miyiz? Acaba bunlarla ilgili insanların birbirlerinin sırtından bakabileceği bir yapı olabilir mi? Bugün burada oturuyorum ama yarın başka bir masaya geçebilir miyim? Tarzında yansıtmaya çalıştık. Şimdi gördüğünüz basit bir yapı, istiyorsanız bir daha anlatayım yapı itibariyle. Ama bakın, son derece düz bir düzlem. Standart çalışma gibi gözükürken bir anda kanepelerin olduğu ve evimizde koltukta otururmuş gibi çalıştığımız alanların da tasarımının yapıldığı bir organizasyona dönüşüyor. Peki bu yapı ne için kurgulandı? Bu aslında ofislerdeki genel deneyimi aynı sırasallıkta değiştirebileceğiniz algısıyla. Peki bu üç boyuta kalktığında nasıl bir yapıya gelir? Onu da anlatayım size. Arkadaşlar, biraz önce kutu kutu inen malzemeler var ya. Bakın, takım liderin nerede olduğunu sektörün içerisindesiniz, bilirsiniz. Bakın, çağrı merkezinin içerisinde bu şekilde çalışabileceğinizi düşünüyor musunuz? Kurumlarını yapmaya başladık biliyor musunuz? Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Güzel de etkiler olmaya başladı. İnsanlar sırasal masalarda da çalışmak istiyorlar. Çalışanlarımız özellikle. Çok önemli konuları da içinde işleyebiliyoruz. Artık biraz daha rahat. Ofise dönmekle ilgili daha rahat imkanları sunabileceğimiz. Şimdi ilk 10 kişilik çağrı merkezini kuran firmanın şimdi 4000 çalışanı var ve nasıl başladıysa öyle devam ediyor. Tekrar yenilemek, eşit iş,
eşit imkanlar, eşit çalışma alanları çok zor. Ama bir değişim yaşanıyor. Hibrit ofisle beraber ofislerimiz biraz küçüldü ya. Şimdi yeniden bunlarla ilgili biz aslında bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyoruz. Bugün sadece çağrı merkezinin trendindeki masaları, oturma düzenini konuşmuyoruz. Birkaç konuyu da beraber konuşacağız. Mesela mekanla ilgili ürünle de gidebileceğiniz kavramlar olduğu kadar aslında mekan içerisinde siz komple bir tasarım da yapabilirsiniz. Arkadaşlarımızla beraber yine sektörün kendi iç dinamiklerine uygun bir firmanın tasarımını getirdim size. En azından beraber konuşalım diye. Bir oyun, oyun yazar firmalar için deneyim ofisi yapmak istedi bir müşterimiz. İçeride yaklaşık olarak 60 farklı yeni başlayan startup'ı iç bünyelerinde çalıştıracak bir deneyim alanı yapmak istediler. Onlar için bir tasarım istediler bizde. Arkadaşlarımız çok güzel dinlemişler, öğrenmişler ve onlar için bir tasarım yaptılar. O tasarımın dile gelmiş halini bir göstereyim size öncelikle. Çok güzel gözüküyor. Nesi güzel gözüküyor? Briefler neyse arkadaşlarımız ona göre çalışıyorlar ve ortada bir şeyi var etmekle ilgili yapılar var. Herkesin kendi çalışma alanlarının olduğu, kapalı kapıların arkasında çalıştığı alanlar var. Şimdi bu bir brief ve brief'e karşı hazırlıklarımız da bunlar. Şimdi siz ürünle de gelebilirsiniz, konsept mekan yaratımıyla da gelebilirsiniz. Şimdi biraz içinde gezdireyim sizi. Akustikler var tabanda, herkesin kendine ait alanı var. Gündem 3-5 senelik, 10 senelik yeni kavramını kendi üzerinde taşıyacak yapıda. Yani yenilendik, güzelleştik diyebileceğiniz yapıda. Ama bu müşterimizin talebiyken, bakın arka taraftaki seminer salonunu görün. Oyun kahramanlarını gördünüz herhalde. Herhalde yaşa benim kadar olanların okudukları güzel şeyler vardı. Hani bilirsiniz eski çizgi romanlar, onun gibi. Ama biz mesela bu mekana bir başka açı katacaksak ne olabilir diye baktık. Onu da size şöyle sunayım. Sokak konsepti yapmak istedik. Çünkü bir oyun firması için en önemli konunun bir sokak yapısının, sokak kültürünün çok daha doğru olduğunu düşündük. Bir de bu deneyimi yaşatayım size. Otobüs gerçek değil bu arada. Genel olarak iki konsept arasındaki fark ne biliyor musunuz? Bu zamansız tasarım. Yani bunun 15 sene sonra da kullanabilirsiniz. Yapı itibariyle teknolojiyi değiştirirsiniz ama kullanacağınız yapı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Anlatmak istediğim şey şu. Konsepti isterseniz güncel, isterseniz zamansız yapabiliriz. Bu kavramla ilgili bu bir deneyim. Mesela bunun müşteri hizmetleri deneyimine ne katkısı var? Burada öğrenilmiş bazı yapıların süreçlerde ofisler için veya çağrı merkezleri için çok büyük deneyimleri oluyor. Biz bunları yansıtmaya çalışıyoruz zaten. Sektördeki 250 bin kişilik deneyim bununla ilgili zaten. Ve 21 yıllık bir firma için 250 bin hatırı sayılır bir sayı. Şimdi içerisinde çalışmak isteyeceğiniz yapı bu. Mesela size sorayım, hangisinde olmak isterdiniz? Bir ilkinde olmak isteyenler parmak kaldırabilir mi? İkincisinde olmak isteyenler? Nedeni neydi sizce? Nedeni şu arkadaşlar. Eğer çalışanlarınızı sürecin içerisine sokmazsanız, siz sadece birincisini bir patron gözüyle, bir yönetici özetiyle yaparsınız. Tabii ki ikincisi seçildi. Çünkü ikincisi çalışana indirgendi. Çalışanı indirgemediğiniz projelerde sadece karar verici oluyoruz. 2006-2007'de çağrı merkezleri kurarken çok önemli konuydu. Çünkü kimse bilmiyordu sektörü. İçinde var olabilmek ve onu kurmak önemliydi. Bir hazır düzene geliyordu insanlar. Şimdi nasılız? Şimdi en güzel çağrı merkezini arıyoruz. Vereceği konforun en iyisine ona bakıyoruz. Eskiden en ucuz koltukları tercih ederken en kalitelilerini arıyoruz. Çünkü iç müşterimiz talep etmeye başladı. Sizin de tercihiniz bu oldu zaten. En önemli konulardan bir tanesi de, bir zaman kıstasımız olduğu için biraz hızlı geçeceğim buraları.
Güzel kulaklıklardan bahsettiler, sağ olsunlar Can Beyler. Ama çok önemli konu var arkadaşlar. Biz sesle, insan temasıyla çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimiz, müşteri hizmetleri, deneyim alanlarımız böyle. Ama iç mekan akustiğimiz yok. İnanılmaz yaygınlaştı. Arkadaşlar bu coğrafya hariç, yani daha doğrusu Türkiye hariç, her coğrafyada deli gibi akustik üretip akustik satıyoruz. En önemli nedeni ne biliyor musunuz? İnsanlar masasını alır gibi, dolabını alır gibi akustiğini de temel ihtiyaç olarak görüyorlar. Daha bizim ülkemizde bu çok yaygın değil. Ve çok güzel bir gururla söylüyorum. Yaklaşık olarak 225 tane endüstriyel tasarım tesisi ve faydalı model patent belgesi olan bir firma olarak %100 yerli akustik üretim yapan tek firmayız. Şimdi bu ürünlerle ilgili zaten dışarıda bir alanımız var, orada da görebilirsiniz. Deneyimleyebileceğiniz tavanda ve masa aralarında akustik üniteler var. Bunlar ne kadar akustik? Bunların hepsi uluslararası sertifikasyonda çok önemli. Birkaç tane ben size akustikle ilgili nasıl kurgulanabileceğini göstereyim. Hazır sistemlerin üzerine de uygulanabilecek. Aydınlatma ve akustiğin beraber kullanıldığı bir uygulama. Yine aydınlatmayla beraber çok yoğun kullanmaya başladığımız bir kavram bu. Açık mekanlarda ki birçok, burası çağrı merkezi değil ama birçok alanda akustik artık olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu temel ihtiyaç. Bununla ilgili her alanda, alana istinaden başkaca çözümlerin sunulduğu bir yapı. Akustiği çok ciddiye aldığımız, Türkiye'de de 1,5-2 yıldır yoğunlaşmaya başladığımız bir yerdeyiz. Bunlar bitirdiğimiz projelerden bazı örnekler arkadaşlar. İkincisi, akustik de üçüncüsü. Şimdi mod tasarım olarak 30 kişilik bir yönetim takımıyla beraber, ben Sivaslıyım, Sivas'a takımdaşlık gezisine gittik. Aslında herkes Ilgaz'a takımdaşlık eğitime gidiyoruz zannetti. Gece saat 12'de otobüsün içerisinde Sivas'ın yolları türküsü çalınca hayaller Ilgaz, gerçekler Sivas olduğunu öğrendiler. Sivas'ta 2600 rakımlı güzel bir tepeye yöneticilerimiz, profesyonel ekiple beraber yönelim araştırması yaparak yürüyüşe geçtik. 30 kişilik gruptan arkadaşlar 10 kişi zirveyi gördü. Çok ilginç. İki kişisi ben yaşlarda, 47-50. Diğer 8 tanesini biz nasıl öğrendik biliyor musunuz? Daha zirveye varmadan arkadaşlarımızın paylaşımlarını gördük. Bunlar topuklu ayakkabıdan başka bir şey giymeyeceğini düşündüğümüz selfie'ci arkadaşlarımızmış. Onun için sosyal alanlara 4 tane renkli sandalye koyarak, güzel bir tane bar masası koyarak, 2 tane akvaryum koyarak sosyal alan yapamıyoruz arkadaşlar. Biraz daha çeşitlendirmemiz lazım. Biz bunlarla ilgili neler yapıyoruz? Mesela çok önemli bu bir konsept proje. Biz binalarda sosyal alanlarınız için dışarı açılabilecek bir pencereniz yok, dışarıda bahçeniz yok. Arkadaşlar iç bahçe yapıyoruz. Burada gördüğünüz etki de o. İçeride yetiştiriciliğini yapabileceğiniz birçok unsur da var. Çok rahat, çok renkliden biraz daha rahata geçtiğimiz kafe unsurlarımız da var. Bunun gibi konsepti daha giriş alanından itibaren insanların karşılandığı ve misafir edildiği alanlarımız da var. Şimdi girişte bir banko, güvenlik, kart, içeri girdin. Arkadaşlar yeni konseptler bunlar. Yani insanları biraz daha Türk halkının kendi coğrafi yapısına uygun misafir ederek başlıyoruz. İçeride spor alanlarımız var arkadaşlar. İç bünyeye kattığımız bahçelerimiz olabildiği gibi bunları da yapabiliyoruz. Ve selfieci gençler için selfie kabinlerimiz var arkadaşlar. Yani bunun böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyordum ama eskiden aile resimlerinde sadece çeken ben olup resimlerde gözükmezdim. Şimdi çocuklarımla beraber bütün selfieleri uzun boylu olduğum için ben çekiyorum. Şimdi yapı itibariyle bunlar var zaten. Peki ofislere dönüş zorunluluğu var mı? Çok az zamanım kaldı biliyorum ama. 6. bölge biraz daha hassas bir bölge. Yatırım teşvikine konu olduğu için de özellikle o bölgede sosyal kalkınma modeli şu an evlere gidince çok çalışmıyor gibi. Regülasyon bekliyoruz. Yani bu net gelmiş bir bilgi değil ama regülasyon olursa ofislere döneceğiz. Personellerimizle beraber. Hangi ofise dönecek personellerimiz? Hangi farkla gelecekler? Bunları biraz düşünmek lazım. Dışarıda hem bir masamız var. Hem orayı görebilirsiniz. Orada şu an ekranda gördüğünüz bu ürünü sergiliyoruz.
Burada çalışma yaparken ön tarafta kanepede oturabileceğiniz, öbür tarafta akustikleriyle beraber son derece rahat çözüm sağlayabileceğiniz. Bunlar hikaye değil arkadaşlar. Gerçeği var ve şu an kullanan firmalarımız da var. Yapı itibariyle bunların her birini yaptığımız ve bunu deneyimleyeceğiniz çok önemli bir mekanımız da var. Adı ofiste her şey. Levent'teyiz. 2000 metrekarelik enfes bir deneyim merkezimiz var. İçeride hem bu ürünlerle ilgili yapıyı görebiliyorsunuz, hem de aslında bu ürünleri deneyimleyebiliyorsunuz. Ve varsa farklı düşünceleriniz, biz bunların hepsini sizinle beraber değerlendirebiliyoruz. Yapı itibariyle söylemek lazım. Çok güzel bir bahçesi, çok güzel bir voleybol alanı olan, şehrin göbeğinde harika bir mekan. Sizleri mutlaka orada misafir etmek isteriz. Okey. Var mı arkadaşlar sorularınız? Ben bitireceğim burada. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.